süredir belediye başkanlığı seçimini bir ANAP'lı belediye başkanından sonra hemen hemen neredeyse 40 yıla yakındır Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları tarafından, partili belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul'un büyük ilçelerinden biri. Fatih Maçoğlu'nun orada belli bir ilgi topladığı da anlaşılıyor, görülüyor. Buradaki tutumunuz nedir? Şimdi önce bir parantez açayım. Bakın Türkiye'de 970 küsur ilçe var ve 1000 küsur beldede, ilde, ilçede seçim yapılacak toplamda. Şimdi bunlardan birkaç tanesinde diyelim ki sol, sosyalist, ilerici güçler birbirleriyle rekabette ediyor. Fakat şundan rahatsızım kişi olarak. Mesela şimdi Dersim'de büyük bir ittifak oluşmuş durumda. Değil mi? Orada bütün ilçelerde ortak giriyoruz, hep beraber giriyoruz. Ya da işte bizim mesela bakın, gururla söylüyorum, %28 oyumuz olan Samandağ'da bir ittifak kurmuşuz. Oradaki bütün sol sosyalist güçler bir araya gelmişiz. Ne bileyim işte Kemalpaşa'da sol parti bir iddia ortaya koydu. Dedik ki adaya çıkar, destekliyoruz. Yani aslında bir takım birliktelik örnekleri de var. Ya da ben mesela bizim açımızdan söyleyeyim. İşte Tokat'ın Almus ilçesinin pek çok beldesinde, Malatya'da, ne bileyim Bolu, Kıbrısçık gibi hani belki haritada bile yerini bilmediğiniz pek çok yerde Türkiye İşçi Partisi bu seçimlerde bir iddiayla kazanmak üzere seçimlere giriyor. Ama tartışmaya geliyor gidiyor. İşte Kadıköy ya da aklıma gelen başka bir yer diyor ki böyle bir iki yere sıkışıyor. Yani dolayısıyla şöyle bir algı oluşmasını istemem ben. Hani solcular da sadece birbiriyle uğraşıyor. Hayır arkadaşlar, memlekette 900 küsur tane ilçe var ve buralarda bazılarında Türkiye İşçi Partisi, bazılarında başka sol sosyalist güçler bir iddia ortaya koyuyorlar ve birbirimizle pek de rekabet etmiyoruz. Kadıköy ise şimdi durum şu. Bizim Kadıköy'e ilişkin Türkiye İşçi Partisi geçen genel seçimler itibariyle baktığımızda İstanbul'da en yüksek oy aldığımız ilçelerden bir tanesi. Burada AKP'nin kazanma ihtimali de yok. Dolayısıyla burayı bir sosyalist belediyecilik anlayışıyla en iyiye taşımak son derece mümkündü. Biz böyle başladık tartışmaya ve yaklaşık 25-26 tane kurum, Türkiye'nin bütünlüğüne dair sol sosyalist kurum bir tartışma yaptıktan sonra dedik ki yani ortaklaşabileceğimiz her yerde ortaklaşalım. Yerel çalıştaylar yapalım. Önce program konusunda, o yerele özgü program konusunda ortaklaşalım. Sonra adaylar konusunda ortaklaşalım. Sonra gerekiyorsa farklı partilerin çatısı altına girmek konusu da tartışılabilir ve ortaklaşalım. Şimdi böyle bir aşamada giderken bir anda bu adaylık ortaya çıktı. Kuşkusuz herkesin her yerde aday olma hakkı vardır. Ama burada zaten bir solun ortak adayı olma arayışı olmadı. Burada bir partinin, bir adayın... Burada ben hep ona takılıyorum. Bir yeni arkadaşım da ona takılıyor. Mesela bütün sol partiler hep birlikte bir odaya toplanıp ya da bir salona toplanıp gelin kardeşim biz nerede ne yapmamız gerekir diye böyle bir çalıştay niye yapıldı? Bu yapıldı. Bu yapıldı. Tam söylediğiniz gibi yapıldı. Orada alınan karar şuydu. İstanbul'da sanırım Ekim ayında böyle bir toplantı yapıldı. Bütün seçime girme hakkı olan ve olmayan partiler toplandı. Yerel çalıştaylar örgütlenmesine karar verildi. Dedi ki her ilçede bu arkadaşlar bir araya gelsinler ve yerel çalıştaylar örgütlesinler. Mesela Samandağ bunun sonucu olarak başarılı oldu. Dersim bunun sonucu olarak başarılı oldu. Ama başarılı olamadığı örneklerde ortaya çıktı. Fakat başarılı olamadığı örneklerde de şöyle örnekler ortaya çıktı. Örneğin biz bir yerde Emek Partisi ile anlaştık, bir yerde Sol Parti ile anlaştık, bir yerde başka bir partiyle anlaştık, bazılarını anlaştık, anlaşamadık. Yani mesela şunu söyleyeyim, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun faaliyetçisidir. Bağlı olduğu kolektif. Hozat'ta biz bu arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Dersim'in bütün ilçelerinde bu arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Örneğin TKP orada yok. Ama burada da arkadaşlar tasarruflarını TKP'den yana kullandılar. Ama burada bir solun bütününü kapsayan, yerelden bir programla gelen bir anlayış ortaya çıkmadı. Biz böyle olmasını isterdik. Şimdi şöyle bir, bakın şunu da açık söyleyeyim. Şöyle bir ihtimal ortaya çıkmış olsaydı onu da değerlendirdik. Yani öyle bir rüzgar ortaya çıktı ki Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'ü kazanacak. Şimdi böyle bir rüzgar da biz değerlendirdik. O rüzgar yok şu anda. Yok. Şimdi o zaman burada Türkiye İşçi Partisi'nin iddiasını geri çekmesini gerektiren bir durum ortaya çıkmıyor. Mesela böyle bir durum, Alper Taş arkadaşımız aradı. Dedi ki Kemalpaşa'da bizim açımızdan böyle bir durum var, Artvin Kemalpaşa'da. Şimdi seçim sonuçlarına baksanız, belki Türkiye İşçi Partisi son seçim sonucuna bakarsanız, Sol Parti'nin 5 katı 10 katı oy almışız. Önemli değil. O iddiayı Kemalpaşa için, o iddiayı arkadaşlar koyduysa biz onu destekleriz. Ama bir ortaklaşma iradesi gerekir. Yani sabah erken kalkanın belediye başkanı olacağı bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla biz Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kötü bir belediye başkanı olduğunu düşünmüyoruz. Ama
daha iyisini yapabileceğimizi iddia ediyoruz. Buna size Kadıköy halkı, tabii ki. Kadıköy halkı buna kararını versin. Peki. Kim adayı? Kadıköy. Doğan Ergün. Bizim Doğan adayımız. Ergün değil mi? Doğan Ergün. Doğan Ergün. Arkadaş şu anda şey getirdi. Ekranı evet. Doğan Ergün. Doğan Ergün'ün Kadıköy adayı olarak çıkardınız. Doğan Ergün Kadıköy adayımız. Güçlü bir belediye meclis listemiz var. Onu da ifade edeyim. Yani sonuçta bizim anlayışımızın da bir parçası bu. Yani aynı zamanda kolektif bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye çalışacağız. Güzel bir yarış olacak bence Kadıköy'de. Bu Türkiye açısından herkesin kazanacağı bir yarıştır. Peki, Türkiye'de genel olarak seçim tarihi yaklaştıkça bir gerilim de ortaya çıkıyor. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu bir montaj kumpasıyla karşı karşıya olduklarını, yine terör örgütleri tarafından desteklendiğine dair adaylığının, AKP'nin bir kara propagandaya giriştiğini ve montaj videoların yaygınlaştırıldığını, binlerce insana ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi. İlginç. Bu bir önceki seçimi hatırlatıyor bize. Yani 14-28 Mayıs seçimlerinde de benzer bir temayla karşılaştık. Şimdi 18 dakika programda da verdik. Montajlarda